Bazı ailelerde hassas, böyle dikkatli anne baba da bunu fark edebilir. Çocuk mesela televizyona yakın oturur, televizyonu yakından bakar, gözünü kısarak bakar. Bu tür şeyler gözde bir kırma kusuru olduğunu gösterir. Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Arif Ülkü Yener, görme bozukluklarına dair açıklamalarda bulundu. Yener, muayeneye gelen çocuklardaki görme bozukluklarının öğretmenler ya da gezici sağlık ekipleri tarafından tespit edildiğini belirterek, bazı ailelerde hassas, dikkatli anne ve baba da bunu fark edebilir. Mesela çocuk televizyona yakın oturur, gözünü kısarak bakar. Bu tür şeyler gözde bir kırma kusuru olduğunu gösterir. En önemli şey ise hipermetroba dikkat etmek lazım. Miyoplarda tembellik ortaya çıkamaz da hipermetroplarda ortaya çıkabilir dedi. En önemli şey de hipermetropa dikkat etmek lazım. Miyoplarda tembellik ortaya çıkmaz da hipermetroplarda göz tembelliği ortaya çıkabilir. Özellikle iki göz arasında fark varsa, iki dioptriden fazla fark varsa, mesela atıyorum birisi 0 dereceyken öbürü 2 ya da 3 derece ise kesinlikle yüksek numara dioptri olan gözde tembellik gelişebilir. Tedavisi de 12 yaşından sonra yoktur. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekir. Bunlar ileride toplum sağlığı açısından, işe girme açısından, mesleki başarı açısından çocuklarda çok engelleyici faktördür bu tembellik. Bu açıdan erken müdahale, erken gözlük kullanımı önemlidir. Görme bozuklukları teşhisi sonrası gözlük kullanımının tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Yener, lazer tedavisinin en avantajlı tarafı lens kırıcılığının ya da bozukluğunun tekrar etmemesi dedi. Yaş gruplarına göre dağılımı, şimdi öncelikle şunu söylemek lazım, gözlük mü ya da kontak lens mi derseniz ben gözlüğü her zaman tercih ederim. Yaklaşık 20 senedir yapılan bir yöntem. Ya sadece muayene yöntemleri, ameliyat yöntemleri değişti. Şimdi LASIK dediğimiz ya da wavefront dediğimiz çok daha gelişmiş teknikler var. Yani bunlarla önceki yöntemlere göre en avantajlı tarafı lens kırıcılığı ya da bozukluğun tekrar etmemesi. Korneadan belli miktar kalınlıkta parça çıkarırsınız ve dolayısıyla bunu kırıcılığı ortadan kaldırırsınız. Öte yandan göz muayene ve ameliyat yöntemlerinin de değiştiğini kaydeden Yener şu bilgileri aktardı. Lazeri numaranın artışının durduğu yaştan sonra tavsiye ediyoruz. Ya da bu da genellikle 18 yaşından sonradır. Yani numaranın artışı duracak 18 ya da 20 yaş arasında. Sabit kalacak, numara dediğim gibi belli aralıkta olacak, asimat derecesi çok önemli ve son teknolojiyle yapılırsa yüz güldürücü sonuç alınabilir. Ama lazerde de göz kuruluğu gibi bir takım yan tesirler ortaya çıkabiliyor. Her hasta görmesek de bazı hastalarda ortaya çıkabiliyor. Bunları da hastaya hatırlatmak lazım. Yani lazer yapılırken artıları yanında eksilerini de söylersek iyi olur.